Mouse'a bastığımda olmuyor gördüğünüz gibi. He, demek ki basılı tutmamız gerekiyor. Oğlum ne yaptım ben? La çok kötü şeyler oldu. Masa nereden geldi bu arada? Çok Abi masa kırıyoruz biz. Idea yazıyor burada. Bu acaba ne Kia? IKEA olmasın? IKEA hepinizi öpe ya. Allah yanıyorum Allah. Ula sanki öyle geziyoruz ya. Allah belanı versin masa gibi. Allah canını alsın masa gibi. Tamam diğerleri ne? 3 tane daha açalım bakalım ne gelecek. Frog geldi yani kurbağa. Kurbağadan çok uzaylıya benziyor. Sıradaki petimiz ise yine kurbağa. Ve bir sonraki petimiz ise Allah'ın canısı Allah'ın canısı. 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 Merhaba arkadaşlar, ben Atkavası ve bu da Atkavası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Hot Sauce Simulator oynayacağız. Yani bu oyunda dünyada en çok acı sos tüketen insan olmaya çalışacağız. Sen insan değilsin ki lan demeyin bana. Ben de artık sizden biriyim yani. Şimdi bir insan neden bu kadar acı sos tüketmeye çalışır bilmiyorum. Yine saçma bir amacımız var. Yani bu kadar acı sos tükettikten sonra bu nasıl çıkacak buradan bilmiyorum yani. Her neyse sırada günün sorusu var. Peki sizler acı sos seviyor musunuz? Ya da acı sos sevmiyor musunuz? Bunu yorumlara yazar mısınız? Bakalım hangi oran daha yüksek çıkacak? Ben de merak ettim. Şimdi bu oyun nasıl oynanıyor lan? Acı sos simülasyonu mu olur abi ya? Senden niye kalp çıktı lan? Acı sosları yedi, arkadan kalp bıraktı. Çok tuhaf gerçekten. Şimdi altta rage yazıyor, yani öfke demek. Buna bas. Aa elime bir şey geldi lan. Elime acı sos verdiler gördüğünüz gibi. Şimdi R'ye basacakmışım ya da mouse'a bastığımda olmuyor gördüğünüz gibi. He, demek ki basılı tutmamız gerekiyor. Oğlum ne yaptım ben? La çok kötü şeyler oldu. Masa nereden geldi bu arada? Abi masa kırıyoruz biz. Şimdi bir dakika, masa kırdıkça Lego gibi bir şey geliyor gördüğünüz gibi. 7 8 oldu, 9 olacak şimdi. Ve gördüğünüz gibi kafam yanıyor lan. Bu kadar acı sos bana gerçekten fazla. Şimdi bir dakika, bu 15 olunca ne olacak? Dolacak değil mi? Evet doldu. Doldu. Ben bunu ne yapacağım? Idea yazıyor burada. Bu acaba ne Kia? IKEA olmasın? IKEA hepinizi öpe ya. Şimdi sat diyor, bir dakika. Yanımızda 15 tane bu kırmızı Lego parçacığından var. Diyor ki 15 tane getirirsem 15 tane coin veriyormuş bana. Yani para veriyormuş. Hemen satalım. Gördüğünüz gibi 15 coin'im oldu. Bu coin'le ne yapabilirim? Lan ben. Oğlum biz neden masa kırıyoruz böyle? Nasıl bir amaç bu ya? Allah yanıyorum Allah. Ula sanki öyle geziyoruz ya. Allah belanı versin masa gibi. Oyunun çok acayip bir mantığı varmış gerçekten. Şimdi burada şoparımız, yani şopumuz var. Ben niye buna şopar diyorum hep. Burada masalarımız var. Bakalım masalarımızda neler var. Evet, masa aldıkça kapasitemiz artıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bende 45 altın var. En yakın rusty table için, yani paslı masa için bizden 250 coin istiyor. Demek ki kasmamız gerekecek. Burada flavorlarımız var, yani tatlarımız var. Aromalarımız var. Buradan aromalarımızı da seçebiliyoruz. Daha fazla scraps veriyormuş. Yani biz masa kırdıkça bu Lego gibi gösterdiği şeyler hurda. Yani bu limonluyu alırsak bize artı 3 daha fazla hurda verecek. Bunun için de 350 altın para istiyor. Şimdi he, bir de trailer, yani izler varmış. Bunlar ne veriyormuş bize? Herhalde bu da hurda veriyor diye düşünüyorum. Çünkü yanlarında sadece artı yazıyor. Tamam, biraz para kasmaya başlayalım. Oyunda tabii ki pet sistemi de var. Buradan alabiliriz ama en düşük basic pet için benden 4000 altın istiyor. Çok fazla gerçekten. Niye böyle? Bu arada bir de burada gidebileceğimiz yerler var. Yani bölgeler var. En düşük yere gidebilmemiz için bizden 1000 tane masa kırmamızı istiyor. Allah belanı versin masa senin. Ben şu an 52 tane kırdım. Yani anlayacağınız çok var, buralara geçemeyiz. Ama tabii ki bütün bölgelere gitmek istiyorum. Genelde bütün oyunlardaki hedefim bu yönde. Bütün bölgelere geçmek. Burada da bir tane oda var. Bu odaya girebilmemiz için bizden 25.000 masa kırmamızı istiyor. Oğlum gerçekten çok fazla ya. Ben parayı nasıl kasacağım bilmiyorum. Bir dakika, bazı kodlar bulmuştum. Ben onları denemek istiyorum. İlk kodumuz release. Tıklayalım bakalım ne verecek. 50 coin verdi. Çok güzel. İkinci kodumuz new. Buna da tıklayalım. Yine 50 coin verdi. Üçüncü kodumuz halt. Buna da tıklayalım. 100 coin verdi. Süper. Dördüncü kodumuz Manis. Hadi lütfen güzel. 100 coin verdi. Bu da iyi. Beşinci kodumuz Weird Game. Bakalım bu ne verecek? 150 coin verdi. Güzel gerçekten lan. Ve kodlarımız buraya kadardı. Bu kodlarla hemen bir şeyler satın alabiliriz. Ben tat istiyorum abi. Hep acı acı olmuyor. Ama zaten acılı oluyor ama limonlu acılı mı oluyor? Ne mantıksız lan bu. Aynen, limonlu olandan almak istiyorum. Artı 3 daha fazla hurma. Hurda kazanacağız lan. Hurma ne? İçelim bakalım gerçekten öyle mi? Evet, artı 3 kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Benim şimdi kapasitemi arttırmam gerekecek. Çünkü daha hızlı kasmaya başlayacağız şimdi. 251 coin'imiz oldu. Gidelim bununla da kendimize masa alalım abi. Aynen, kapasitemiz 30 olsun. Tamam artık yanım 30 lütfen. 30 oldu mu? He 30 oldu, şimdi oldu. Abi korkuyorum, alamadım falan zannediyorum. Yapmayın böyle şeyler. Ben biraz kasmaya devam edeyim. Oyun gördüğünüz gibi böyle kafaya indiriyorsunuz böyle masayı milletin. Şu bölgelere geçtiğimizde acaba ne olacak? 1000 tane masa kırmam gerekiyor. Ben kırayım, elime kuvvet. Şimdi biraz daha seri kasmak adına başlangıç olarak buraya bakalım. Nasıl daha hızlı kasabiliriz? 2 kat daha fazla para falan bunlardan istemiyorum. Çünkü zor olan hep ilk baştaki kısım. O yüzden şuradan coin satın alabiliriz. Buradan hızlıca 10.000 altın alabiliyoruz. 250 Robux istiyordu bunun için benden ve aldım. Ve 10.000 altınım oldu. Şimdi bunu harcayalım. Bakalım
bakalım ne alabiliriz. İlk önce aroma yani tat almak istiyorum. 5000 coin'e yaban mersinli olanı alabiliriz. Bunu tabii ki de alalım. Artık tek tıklayışımıza 25 daha fazla hurda gelecek. Bakıyoruz 28 oldu gördüğünüz gibi. Şu an tabii ki daha da hızlı kasacağız. Ama tabii ki bizim kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Yani masa almamız gerekiyor. Dönme oğlum, niye masa öyle dönüyor lan? Başım döndü yemin ediyorum. 5K'lık ne var? 5000'lik taş masamız var. Bunu alırsak kapasitemiz 350 olacak. Yani 350 daha fazla hurda taşıyabileceğiz. Çok güzel. Ve basayım şöyle. Evet, şu an biraz daha rahatladık. İlk başta coin almak mantıklı gerçekten. Sonrasında zaten kasabileceğimizi düşünüyorum. Ve kasmaya devam edelim. Allah canını alsın masa gibi. 1000 coin'im varken buradan Steam yani kafamızdan buhar çıkıyordu gördüğünüz gibi. Bunu yaparken hatta tren sesi geliyor lan. Çuf çuf çuf. Şimdi biz bunu bubbles'la yani köpüklerle değiştirebiliyoruz. 1000 coin istiyor bunun için bizden. Ve artık ki daha fazla masa kıracakmışız galiba değil mi? Aldım ben bunu. Şimdi 221 masa kırmıştım. 223 oldu. Aynen öyle lan. He, bunlar da bu işe yarıyormuş. Anladım şu an. Yine zekamı konuşturuyorum. Şimdi burada seviye sistemimiz var. Şimdi bir salty boy yani tuzlu bir çocukmuşuz. Ne alaka? Yavaştan acıya doğru döneceğiz demek ki. Kafam alev alıyor resmen lan. Ve kafamdan artık köpükler çıkıyor, balonlar çıkıyor. 4000 paramız oldu. Bence bir tane pet açalım. Tier 1 olan basic petlerden açacağız. Bakalım ne gelecek. Çok merak. Suratıma çarptı lan. Bir dakika, köpek geldi. Uncommon geldi, köpek geldi. Tatlı bir köpüş gördüğünüz gibi. Tamam, çok güzel. İstiyorum bunu. Şimdi benim köpeğim nerede? Bu ne? Domuz var burada. Burada petlerin bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Köpek çıktığı için köpek burada gördüğünüz gibi. Av için iyiymiş gerçekten. Avla ne işimiz var ya? Acı sos içireceğim köpeğe. Köpek de acı sos içse ya. Şimdi ben bunu takmak istiyorum. Evet, çıkarmak istiyorum. Artık ki daha fazla hurda veriyormuş. Hiç para vermiyor gördüğünüz gibi. Şu alttakinin ne olduğunu bilmiyorum. Kristal gibi bir şey. Ama tabii ki bunu takalım. Bir dakika. Bunları geliştirebiliyormuşuz. Upgrade diyor. Bunun için de bizden kalp istiyor. Bir de şu yıldızdan istiyor. Ne olduklarını gerçekten bilmiyorum. Herhalde oyunda başka şeyler de var. Bu arada şurada da şu şov dediği kısımda da anahtarlar var gördüğünüz gibi. Bunları daha çözebilmiş değilim. Ama tabii ki oyunun ilerleyen aşamalarında bunu çözeceğimizden eminim. Anne kafam yanıyor. Şimdi ben yavaş kasıldığını yine gördüm. Ve bu demek oluyor ki yine bir şeyler satın almamız gerekecek. 2 kat daha fazla para kazanmak istiyorum. Çünkü gerçekten yavaş kasıyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Herhalde şimdi çantamız full olunca 350 coin değil de 700 coin gelmesi gerek ve geldi. Tamam iyi, bu da işimi görür. Lazım abi, ben ne yapayım ya? Size daha güzel şeyler göstermem gerekiyor oyunda. Ben böyle 15-20 dakika girip çıkanlardan değilim. Ula hep gönderme, hep gönderme ya. At kafası ya, yapma ya. Ula hala 1000 tane masa kıramadım ya. Ya şunların kafalarına indirsem, bana bir anda 1000 verseniz ne olur ya. Ben bir 15.000 para kasayım. Gidip de aramamı değiştireyim yahu. Yeter, sıkıldım aynı aramadan. Neli aromalarımız var, neli aramayalarımız var der gibi şimdi. 15.000 altına kirazlı varmış. Ben bunu almak istiyorum. Artık her tıklayışımızda 40 tane hurda gelecek. 42 tabii ki petimiz var. Kapasitemizi daha sonradan arttıracağız. Kardeş, acı soslarımızı tokuşturalım mı? Ne yapıyorsun? Kafan yanıyor oğlum. Ya ne sinirli biri çıktın, yaptın şu hareketlere bak ya. La ben de yapmaya başladım oğlum. Yani leş gibi petler için bizden 4000 altın istiyor. Tamam senin olsun, ne yapayım, yapacak bir şey yok. Pet alma. Köpek mi geldi? Yine köpek geldi. İstemiyorum ben bu köpeği artık, yeter ya. Ama bunu da dışarı çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane dışarı çıkartabiliyoruz. Bizde 2 tane var, tamam. Ya pet pettir, yapacak bir şeyimiz yok. Diğer dino petler için bizden 10.000 altın istiyor. Ve dazzle yani pırıltılı petler için 250.000 altın istiyor. Yuh be. Kasmaya devam. 15.000 altınımız varken şuradan hemen masa değiştirelim artık. Bu masayı da kırmak istemiyorum, yeter. Ne alabiliriz? Tabii ki de iron alabiliriz. Iron'ı nereye alıyoruz? 50.000 altın istiyor. Metal alabiliriz. Ve metalci biri olaraktan 15.000 coin'e metal masa alıyorum. Ve kapasitemiz 750'ye çıkacak. Yani 750 hurda taşıyacağız. Ve 750 çarpı 2'den 1500 altın gelecek. Direkt bakıyoruz ve gördüğünüz gibi. Daha hızlı kasabileceğiz. La casa de papel. Ağzına burnuna çarparım. Ula ben bu oyunu oynarken harbi sinirlenmeye başladım. Şu lanet petten bir tane daha açmak istiyorum. Umarım köpek gelmez. Ah suratıma atıyor. Bir de ne gel? Kedi, kedi gel. Kesin kedi lan. Harbi kedi geldi. Kedi köpek. Bakalım kedinin olayı ne? Kedinin olayı köpekten daha kötü. Artı bir daha fazla hurda veriyormuş. Tiplere bak, lanet olasıcalar. Şimdi biz 1700 tane masa kırmışız. Ve artık burada bir tane çimenli obi varmış. Bu A diyor, bu B diyor, bu da C diyor. Şimdi biz ilk önce A'dan kaçabileceğiz mi? 1000 masa kırmamı istiyordu benden. Kaçabileceğiz gibi gözüküyor. Hemen girelim bakalım bizi nereye yollayacak? Nereye geldim ben şimdi? Parkur mu yapacağım? Harbi parkur yapacağım galiba. Vallahi parkur yapıyorum lan. Ulan kaçış oyunu. Çekmeme gerek kalmadı. Hayırı burada yapıyorum artık parkuru. Geçtim mi? Evet geçtim. Buraya geldim, ne verdin? 200 altın mı ver? 200 altın için mi ben çektim bu parkuru ya? Bu ne saçmalık? 200 altını ben sana vereyim lanet olsun ya. Bu parkur olayını hiç sevmedim. Hiçbir işe yaramadı. Ve çöle de gidebiliyormuşuz. Çöle de gidelim. Bakalım çölde neler var. Ne veriyor? 40 altın veriyor. Fena değil. He ama gelelim herhalde. Burada satamayacağız değil mi? O ne yukarıdan... Ne oluyor lan? Yukarıdan altın falan düşüyor. Acayip. Tamam güzel altın veriyor olabilir ama ben bunu burada satamayacağım değil mi? Satamayacağım. Base'e geri döneceğim. Çok saçma. Ve burada başka yumurtalarımız var. Bu yumurtalar biraz daha iyi gördüğünüz gibi. Ama çok pahalılar. Hiç bunlara bulaşmak istemiyorum şu anda. Çölde bu kadar mı lan? Haritadan düşersin he şuradan gidersen.
dedim ve gittim lan harbi. Hiç hoşuma gitmedi, çok az para veriyor. O zaman diğer yerlere ulaşmaya çalışalım. Masa kırmaya devam. Bir dakika, şuradan iş satın alabiliyorduk ya. Bu da bize daha fazla masa kırmamızı sağlıyordu. 5000 altında şu yıldızlı olandan aldım. Artık kırdığımda yıldız gelecek herhalde. Gördüğünüz gibi. Tamam, fena değil, artık üçer üçer artıyor. Kasmaya devam edelim. 36.000 paraya ulaştık. Niye gülüyorsam? Neyse, şimdi gidelim bununla da masa alalım bari. He, alabiliyoruz masa. Tabii ki tat alabiliyoruz. Grip yani üzüm alabiliyoruz. 55 daha fazla scraps yani hurda gelecek. Bunu aldım valla. Artık üzümlü içiyorum. Üzümlü acı sos. Bir tane daha en kötü petten almak istiyorum. 4 tane olsun ya, yazıktır. Bir tane kedi orada eşsiz kalmış. 2 tane köpeğimiz var. Bir tane daha kedimiz, neden olmasın. Hemen yumurtamızı açıyoruz ve kedi gelecek. Ulan nereden bildim? Harbi kedi geldi ha. Ulan şaka gibi ya. Al tamam, lanet olsun, seni de çıkardım. Tamam 4 tane. La oğlum, yanlış tarafa geçtin. Lan düzelsene. Öyle 3 tane orada olup bir tane orada olmaz ki. Lan ne kadar mantıksız ya. Neyse kasalım. 3100 masa kırmışız. Bu demek oluyor ki artık Rolling Hills'e, yani tepelere yuvarlanan tepeler mi nedir artık, buraya geçiş yapabiliyoruz ve yaptım. Bakalım ne var burada şimdi? 60 altın geliyor. Birazcık daha fazla altın geliyor ama bu ne lan böyle? Bu arada Pepper Pincher olmuşuz. Yani biber mıncıklayıcısı gibi bir şey. Nasıl çevirdim bilmiyorum ama. Bir dakika şimdi. Ben mi kırdım? Şöyle doğsun bir daha bakalım. O, aha 10k mı para geldi yalnız? Sen şaka yapıyorsun, 10k para mı geldi daha demin? Tamam, işin rengi değişti hocam. İşin rengi değişti, bana bırak. Kim kırdı? Sen mi kırdın? Tamam kaybol, gelme, 4 saniye içinde gelme. Harbi o kadar altın veriyor mu ya? Ben kıramıyor muyum? Kırdım. Vallahi veriyor, 10k veriyor. E harika oldu. Ben bilmiyordum böyle bir sandık olduğunu ya. Vallahi süpermiş, gerçekten çok beğendim. Güzel altın ver, acayip güzel altın ver. Vallahi 10.000 altın veriyor he. 32.000 altına ulaştık, bu kadar hızlı ulaşamazdık. Bu neyle alakalı ya? Masamız mı daha güçlü olması lazım acaba? 50.000 demir almak istiyorum bu arada. Ama bu eleman verken işimiz zor, ben bir gideyim. Orada bir tane olması gerçekten kötü olmuş. Sırasında vereceğini zannetmiyorum. 50.000 altınımız oldu. Hemen gidelim bununla bir tane masa alalım artık. Demirden olan masayı alabiliyoruz. 2.5k alanımız olacak. Tamam güzel, bunu da aldım. Vallahi buradaki eleman burayı tutmuş durumda. Evet tutmuş durumda gördüğünüz gibi. Burada çok bir şansımız yok galiba ama yapacak bir şey yok. Biraz bekleyelim. Bir ben alıyorum, bir o alıyor. Bakalım böyle devam eder. Evet ben alıyorum şu an, süper. Elimi mouse'tan çekmeyeceğim. Şu an tam süresi benim üzerime denk geliyor. Gördüğünüz gibi. Gelmedi. Burada çok bekleniyor ama iyi para kasılıyor. Ama insan bir iki tane daha sandık koyar ya, çok saçma. Bu arada zamanlamayı doğru yapmayı öğrendim. Tam şimdi vurduğunuzda kırabiliyordunuz. Ben böyle yaparak diğer arkadaştan burayı almayı başardım. Ve şimdi gerçi bunu kırmadan da üzerine gittiğimizde yine para geliyor. Şimdi size onu göstereceğim. Çok acayip gerçekten, ben neden kafasına vurup duruyordum bilmiyorum. İçsem mi içmesem mi? Ulan boynumdan içiyorum yalnız he. Harbi ağzımdan değil de boynumdan içiyorum ya. Bir saniye kaldı, bakıyoruz üstündeyim. Yok vermiyor. Ama daha demin neden oldu ki ya? Şimdi kırarak alıyoruz. Gidip ben bir iş satın alayım ya. Bize lazım olacak çünkü masa kırmamız lazım abi bizim. Masa kırmamız çok az kaldı gerçekten. 175.000 altına magic yani sihirli olanı alabiliyorum. Aldım, almış olmam lazım. Niye alamıyorum lan? Param da var. Vallahi tıklanmıyor. Nachos'u alabiliyor muyum? 125.000'e bunu da alamıyorum. Şimdi kalpli olan, evet kalpli olanı aldım. Tamam gördüğünüz gibi şimdi de kalp çıkıyor. Diğeri ateşmiş. Bunu da alamıyorum. Neden tıklayamıyorum abi? Neden alınmadığına dair bir fikrim yok. Ay burayı bırakınca biri geliyor işte. Burası benim mekanım. Onu öğrenmek zorunda ve öğrendi gördüğünüz gibi. Altını ben aldım güzel bir şekilde. Bir dakika, bunlar rupi istiyormuş lan. Rupi dediği şey şu olsa gerek ama bende ondan hiç yok ki. Ulan ne kadar saçma ya. Hayda, ben parayla ne yapacağım? Ben en iyisi 600.000 altın biriktireyim. Kuantum araması için benden bunu istiyor. O zaman kasalım. Bu arada 10.000'lik 4 tane pet açabiliyoruz. Dino petlerinden açalım bari, ne yapalım bizdekiler en kötüsü. Ve koala geldi gördüğünüz gibi, çok tatlı burnu. Tamam diğerlerine 3 tane daha açalım bakalım ne gelecek. Frog geldi yani kurbağa. Kurbağadan çok uzaylıya benziyor. Sıradaki petimiz ise yine kurbağa. Ve bir sonra ki petimiz ise Allah'ın canısı kur Allah'ın canısı. Canısı. Özelliklerine baktığımızda yine çok az, gördüğünüz gibi çok da vermiyor. Bunları söylemeye gerek bile duymuyorum. Hepsini çıkartalım ve yine aldıklarımızın hepsini takalım. Az da olsa etkisi olacaktır. Bu arada buradan bize artık 80.000 altın gelmeye başladı. Çok seri kasmaya başladık. Ben burada kasabildiğim kadar kasmayı düşünüyorum. Şu an oyunda birinci sıradayız. Herhalde parayı gösteriyor. Ben tabi burada 2 milyona yakın para kastım. Gerçi Burak TR de bize çok fazla zorluk çıkarmıyor. Sağ olsun kasmama yardımcı oluyor. Yine tabii ki oyunda Türk arkadaşlarımız var. Onlara selam söylüyorum, onlar da size söylüyorlar. O kadar para biriktirdik. Bu paralarla ne alabiliyoruz? Bende rupi yok hocam bir kere. Ben rupi falan alamam. Rupi kaç para? Çünkü rupi istemiyorum rupi falan. Şimdi burada iz satın alabiliyor muyuz? Hayır, bütün izler için benden rupi istiyor gördüğünüz gibi. Peki aroma satın almaya kalksam, en son aromayı alacağım. 600.000 altına aldım. Kuantum aromasını aldım. Çok güzel. Ve şimdi masa almaya kalktığımda tamam hepsini normal parayla alıyoruz. 2.5 milyon altın biriktirelim ve adını unuttum, şimdi ondan alalım. Burası için bizden 10.000 masa kırmamızı istiyor gerçekten.
zor. 3 milyon para kastım. Bununla tabii ki masa alalım. 2,5 milyona çikolatadan bir tane masa alabiliyoruz. Bunu hiç kırmak istemem ama alalım. Aldım ve 160 bin kapasitemiz olacak şimdi gördüğünüz gibi. Yuhla, çok fazla gerçekten. Ama tabii ki bunu kasmak da bir o kadar zor olacak. Şuradan parıltılı petlerden alayım. Niye almıyorum? Bakalım ne gelecek? Aslan geldi. Güzel, harika. Bir tane daha alabiliyor muyum? Evet, bir tane daha alabiliyorum. Şimdi aslan geldi. Tamam, iki tane aslanımız oldu. Koalayı çıkartıyorum ve bir tane kurbağayı çıkardım. Aslanları yerine koyuyoruz. Özellikleri birer birer artıyor. Çok fazla değil ama tabii ki işimizi görür. Şimdi bayağı bir kasmaya çalıştım ama bizden artık rupi istedikleri için olay farklı yere doğru gidiyor. Yani bu paralar çok da işe yaramamaya başladı. Masaları tabii ki parayla satın alıyoruz ama izleri parayla satın alamıyoruz. Şimdi sağ üstte gördüğünüz gibi 7300 tane masa kırmışım. Bunu bu bölümde 10.000 yapmaya çalışacağım ve yeni bölgeye geçeceğim. En son bölge için 60.000 falan istiyor. Onu bu bölümde yapmamız gerçekten çok zor ve kayıt da bayağı bir uzayacak. O yüzden videonun devamını isterseniz bana yorumlarda söylersiniz. Ve baharatlılık seviyemiz de 6.000'e yakın. Baharatlılık seviyesi ne lan? Bir dakika, daha nerede pet açabiliyorduk ya? Şu çölde pet açabiliyorduk. Kaç para istiyor bunlar? Kum peti için 500 bin istiyor. Kum tepeci için 1.7 milyon ve bekçi yumurta için 3 milyon istiyor. Bunlardan açabiliriz aslında ya. 10.000 masa kırana kadar devam edelim. Burada kristal mağara varmış. Oraya geçeceğiz. Bakalım orada ne var? Merak ediyorum ben de. Ben bu rupileri nereden bulacağım gerçekten? Buralarda olmadığı kesin, çok baktım ama bulamadım. Bu arada anahtarlar da yok. Bunlara ulaşabilmemiz için bizden bayağı bir masa kırmamızı istiyor. Gerçekten tek bölümde olabilecek bir iş değilmiş. Şimdi 6 milyon para kastım ve 10.000'e yakın masa kırdım. Gerçekten gerçek hayattaki masayı kıracağım ya. Bayağı bir zor kasılıyor. 60.000 masa kırmamı istiyor. Daha neler? Şurada ganimet odası vardı dediğim gibi. Burada da bu rubilerle ya da anahtarlarla ilgili bir şeyler olabilir. Şimdi bir bakalım. 10.000 masayı kıralım. Şimdi 10.000 olacak. 10.000 oldu. Kristal mağaraya geçebiliyormuşum. Geçeyim bakalım ne olacak. Şimdi bir dakika. Bu yerdekiler rupidir lan umarım. Ulan yerdekiler mor şeylere çok benziyor. Değdireyim. 10 tane rupi geldi. La, rupiler burada mıymış oğlum ya? Rupileri sonunda bulmaya başardık. Ama gel gör ki bir sürü rupi kasmak zor olacak. Çünkü bana onar onar veriyor. Vallahi hiçbir işe yaramadı şu an paralar ya. Şu paraları keşke rupiye falan çevirebilsek. Tabii ki öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama rupinin nerede kasıldığını bulmuş olduk. Ben gidiyorum buradan ya. Herhalde diğer bölgelerde daha hızlı kasılıyordur rupi de. Aynı coin'de olduğu gibi. Vallahi bu bölümde buraya kadardı o zaman. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.